Merhaba sevgili çocuklar. Masallı Düşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Biremen mızıkacılarını anlatacağım. Masalıma başlamadan önce kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yusuf, Azra, Enes, Nisa Nur, Sevde, nerede kaldınız çocuklar? Koşun, masalımız başlıyor. Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Eşeğin sahibi artık yük taşıyamayan, çok çabuk yorulan bu eşeği daha fazla beslemek istememiş. Sahibinin onu istemediğini anlayan eşek, en iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş. Biremen'e gidip şarkıcılık yapalım. Bazıları anırmamı pek bir beğenirdi zaten, demiş. Böylece bir sabah erkenden uyanıp yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra bir köpekle karşılaşmış. Köpek, artık sahibime yardımcı olamayacak kadar yaşlandım. Bu yüzden sahibim artık beni beslemiyor, demiş. Eşek gülmüş. Benimle Biremen'e gelsene, şarkıcı oluruz, demiş. Bu teklife çok sevinen köpek takılmış eşeğin peşine. Birlikte yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım, fareler bile benimle dalga geçiyor, demiş kedi. Eşek, üzülme kedi kardeş, hadi sen de bizimle gel. Birlikte Biremen'de şarkı söyleriz, demiş. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yollarına devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden yüksek bir sesle irkilmişler. Sonum geldi, lütfen yardım edin diye haykırıyormuş bir horoz. Sonra eşeği, köpeği ve kediyi görüp yanlarına gelmiş. Başına gelenleri anlatmış. Bu akşam sahibinin konukları gelecek. Artık çok yaşlandım. Eskisi kadar işe yarayamıyorum. Bu yüzden sanırım beni pişirip yiyecekler, demiş. Eşek hemen söze atılmış. Endişelenme. Seninki gibi bir ses bize çok şey katar. Hadi gel, şarkıcı olalım, demiş. Böylece dört kafadar düşmüşler Biremen yollarına. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar, demiş. Bir planım var, demiş eşek. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en tepede de horoz. Pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. Sesleri duyan soyguncular, imdat, bu bir hayalet, demişler. Bence bir canavar, demiş ötekisi. Bence cadılar bastı, demiş öbürü. Korkuyla evden kaçmışlar soyguncular. Kaçınca bizim dört kafadar soygunculardan kalan sofraya kurulmuşlar ve güzelce karınlarını doyurmuşlar. Sonra yorgunluğun da etkisiyle derin bir uykuya dalmışlar. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmiş. Ama hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek öyle bir anırmış ki soyguncular çok korkmuşlar. Bu evde kesin bir uğursuzluk var, deyip arkalarına bile bakmadan hızlı hızlı kaçmaya başlamışlar. Şarkıcılarımız da hep beraber bu sevimli küçük kulübeye yerleşmişler. Biremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama şarkı söylemeyi hiç bırakmamışlar. Oturdukları kasabada öyle ünlü olmuşlar ki artık Biremen'den bile onların şarkılarını dinlemeye gelenler olmuş. Zamanla ünleri bütün ülkede yayılmış ve birlikte ömür boyu çok mutlu yaşamışlar. Evet sevgili çocuklar, bugünkü masalımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki masalımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.